Kendini Arayan Adam. Yazan Mihail Nuaymi. Seslendiren Betül Güler. Arkadaşın Günlüğü. Arkadaş kimdir? Vaktiyle bir arkadaşımla New York'ta yağmurdan korunmak için daha önce hiç ayak basmadığımız bir Arap kahvesine sığınmıştık. İçeride hiç kimse yoktu. Gökyüzü yükünü boşaltıncaya kadar biraz oyalanmak için kahveciden kahve isteyip oturduk. Çok geçmeden kahveci iki fincan Arap kahvesi getirdi bize. Sarhoş ya da çıplak ayaklarla cam parçaları üstünde yürüyen birisi gibi sağa sola yalpalayarak yürümesi dikkatimizi çekti. Kahveyi masamıza koyar koymaz yanımızdaki bir sandalyeye ilişti ve içini çekerek ''Ah arkadaş, ah!'' dedi. Soru dolu bakışlarımızı görünce tekrar içini çekerek sözüne devam etti. Bu romatizma beni bitirdi, beni mahvetti ve ben de mecal bırakmadı. Arkadaş yanımdayken hiçbir şeye aldırmaz, bir sandalyede oturur, nargilemi çeker ve sadece paraları toplardım. Bugünse müşterilere bizzat kendim servis yapmak ve ortalıkta koşuşturmak zorunda kaldım. Yoksa siz arkadaşı tanımıyor musunuz? Bizden cevap almadan önce üçüncü kez içini çekerek sözüne devam etti. 3 sene yanımda çalıştı. Tam 3 sene. Böyle bir günde gelmişti bana. Yarı çıplak, başı açık, sırılsıklamdı. Kendisine ''Oğlum ne istiyorsun?'' deyince ''Bana beni yanında hizmetkar olarak kabul eder misin?'' dedi. İçimden Allah rızası için sevap olur. Zaten benim de bir yardımcıya ihtiyacım var. Biraz çalışsın bakalım. İyi mi kötü mü ortaya çıkar. Dedim. Kendisine karın tokluğuna çalışır mısın? Diye sorunca evet diyerek başını salladı. O zaman onu işe aldım. Isıttım, yedirdim, elbiselerini kuruttum. Sonra da çalışmaya başladı. Bir 2 gün içerisinde işi benden daha iyi kavradı. 2 ay sonra yemek ve içeceğinin yanı sıra 10 dolarlık bir aylığa bağladım onu. 1 sene sonra da kendisine 15 dolar vermeye başladım. Beni terk etmeden 1 ay önce maaşına 5 dolar daha zam yapmıştım. Arkadaş zavallının tekiydi. Kendiliğinden ne bir kere zam istediğini ne de herhangi bir şeyden şikayet ettiğini duydum. Tam aksine bütün samimiyetiyle çalışan, kanaatkar birisiydi. Ah arkadaş, ah! Kahveci sustu. Gözleri dolu dolu oldu. Ona olur ya, belki tanırım ümidiyle arkadaş dediği kişinin gerçek adını ve tipini sordum. Adını, aslını, faslını bilseydim, üzülmezdim. Kısa boyluydu, son derece zayıf bünyeliydi. Uzun, siyah saçları, siyah, iri ve çukur gözleri vardı. Yüzü ise çiçek hastalığından kalma izlerle doluydu. Bunun için de ona arkadaş adını taktık. Kendine ismini, babasının adını, nereli olduğunu, kaç yaşında olduğunu sorunca "Bilmiyorum." derdi. Gördüğüm, göreceğim en garip insandı. Delinin tekiydi. Hayır, hayır. Arapça, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca yazıyor ve okuyordu. Kim bilir daha da neler biliyordu. Ne yapsan etsen ağzından tek bir laf alamazdın. Sessizce gidip gelirdi. Ondan bir şey istendiğinde şimşek hızıyla fakat çıt çıkarmadan getirirdi. 3 sene yanımda çalıştı. Benimle ya da başkalarıyla evet veya hayırın dışında nadiren konuşurdu. Müşteri olmayınca yalnız başına bir sandalyede oturur, kafasını ellerinin arasına alır, neredeyse hareket etmeden, sanki yere çakılmışçasına, boş gözlerle 1 saat, 2 saat, 3 saat önüne, yere bakardı. Bu adamdan daha esrarengiz birini görmedim, görmeyeceğim de. Ne et yerdi, ne de balık. Yanımda kaldığı 2 sene boyunca kahveden çok az dışarı çıkardı. Fakat ne garip, son zamanlarda dışarı gidip gelmeye başlamıştı. Bunları duyunca son derece şaşırdık. O zavallı adam hakkında duyduklarımız
bizi daha da meraklandırmıştı. Kahveciden bize işçisinin oturduğu evin adresini vermesini istedik. Derhal kalktı ve bizi kahvehanenin arka kısmındaki ahşap bir bölmeye götürdü. Gaz lambasını yaktı ve ''Burada oturuyordu. Geceleri burada yatar kalkardı.'' dedi. O bölmeyi dikkatle inceledik. İki sandığın üzerine konulmuş iki ahşap levha bulunan köşe hariç, her taraf ahşap sandıklar, oraya buraya dağılmış kahve paketleri, meyve ve içki şişeleriyle doluydu. Sandıkların üzerinde bir çarşaf, yün bir yorgan, yanlarında da üstünde hokka ve kalem bulunan Arapça gazetelerle örtülü iki sandık daha vardı. Diğer bir köşede bir lavabo, fincan, tabak ve bardak dolabı ve kahve hazırlamak için bir de gaz ocağı vardı. Gördüğümüz şeyler merakımızı daha da artırdı. Kahveciye arkadaşın ne zaman ayrıldığını sorduk. 2 haftadan fazla oldu diye cevap verdi. Arkadaşın yakında döneceğini söyleyerek onu avutmaya çalıştık. Uzun bir süre başını salladı ve derin bir iç çekti. Arkadaş öldü. Evet öldü. Eğer hala yaşıyor olsaydı şimdiye dek dönerdi. Ah arkadaş, ah! Ben ve arkadaşım merak içindeydik. Yağmur dinmişti. Çıkmayı düşündük. Tam kapıdayken aklıma kahveciye arkadaştan geriye bir şey kalıp kalmadığını sormak geldi. Bunu sorunca da yavaşça şöyle bir başını kaşıdı. Sonra da dalgın bir şekilde ahşap bölmenin arkasına gitti ve bir sandıkla geri döndü. Bütün bıraktığı şey bu, dedi. Biz daha kendisine bir şey sormadan küçük sandığı açtı ve içinden bir İncil ve küçük bir defter çıkardı. Hemen defteri kaptım. Kapağında büyük harflerle yazılı günlüğüm kelimesini gördüm ve içinde katlı birkaç yabancı gazete buldum. Bu hatıraların ne olduğunu bilmeden kahveciye defteri bana satıp satamayacağını sordum. Benden defter için ne istese ödemeye hazırdım. Fakat büyük bir şaşkınlıkla bana baktı ve şöyle dedi. Onu satmak mı? Mücevher mi ki satayım? Küçük bir defterden başka bir şey değil ki. Hayırlı olsun. Ah, gitti ve dönmeyecek. Bense ne yazı yazmasını biliyorum ne de okumasını. Defter sana hayırlı olsun. Ama ara sıra bizi hatırlayıp şereflendirin. Kapım size her zaman açık. Bu yer sizin. Yine beklerim. Ona tekrar geleceğimizi söyleyerek ayrıldık. Ben arkadaşın günlüğünü okumak için bir an önce eve varmak istiyordum. Şimdi bir kere değil birkaç kez okudum onları. Sahibinin gidişinin üzerinden uzun zaman geçti. Artık onları yayımlamakta bir sakınca görmüyorum. Belki bazı okuyucular bugünlükten bir ders alır. Tıpkı benim gibi. Arkadaşın hatıralarını gün, ay ve sene belirtmeden sadece haftanın günleriyle anlatmasının sebebini anlamasam bile öğrenmek de istemiyorum. Arkadaş hakkında bütün bildiğim bunlar. Fazla bir şey sormayın bana. Mihail Nuaymi. Pazartesi. İnsanlar, konuşanlar ve susanlar diye ikiye ayrılır. Ben suskunlardanım. Benim dışımdakiler habire konuşurlar. Dilsizler ve bebeklerse Allah'ın ağızlarına vurduğu mühür dolayısıyla konuşmazlar. Oysa ben kendi ağzımı kendi elimle mühürledim. Ben susmanın tadını anladığım halde konuşanlar konuşmanın acılığını anlayamadılar. Bunun için insanlar konuşurken ben hep sustum. Çarşamba. Ben insanlar arasında yalnız bir hayat yaşıyorum. İnsanlar içinde yalnız yaşamakla hayvanlar içinde yalnız yaşamak arasında dağlar kadar fark var. Çünkü vahşi bir hayvanın yanında güvende olabilir, şefkat ve sevgiyle onun yakınlığını kazanabilirsin. Eğer başarısız olur da vahşi hayvan sana saldırırsa, vücudundan başka bir şeyini parçalayamaz. İnsanlarsa şefkati ve sevgiyi senin zayıflığın kabul eder, senin ebedi ruhunun aylak aylak dolaşmasına uygun görürlerken, koydukları kanunlardan korkarak fani bedenine zarar vermekten kaçınırlar. Ne bir kanun ne de bir mahkeme onlara engel olabilir. Bunun için
Vücudumu onların dillerine bir malzeme olarak bıraktım. Fakat ruhumu sessizliğe mahkum ettim. Yüzümde çiçek hastalığının izlerini gördüler ve bana arkaş dediler. Sessizliğe bürünmüş ve kör bakışlarından uzak ruhum içinse bir isim bulamadılar. Bunun için beni duyguları karışık biri olarak kabul ediyorlar. Fakat ben sessizliğimin arkasından kalplerindekini görüyor ve fikirlerini okuyabiliyorum. Çünkü ben onların düşüncelerini konuştuklarıyla değil, konuşmadıklarıyla kavruyorum. İşte bunun için insanlar konuşurken ben hep sustum. Cuma. Bunu demek istememiştim. Birinin gayretle, ciddiyetle ve samimiyetle konuşup sonra da dinleyenine ya da dinleyicilerine dönerek "Ben bunu demek istememiştim." dediğini her işittiğimde çok üzülüyorum. İş bana kalsa insanoğlunun yazdığı her kitabın, heykeltıraşın yaptığı her heykelin, ressamın çizdiği her tablonun, hatibin yaptığı her konuşmanın, şairin yazdığı her şiirin, yazarın yazdığı her makalenin ve herhangi birinin ağzından çıkan her ifadenin sonuna şu üç cümleyi yazardım. Bunu demek istememiştim. Neden mi? İnsanların ifadesi ne tür olursa olsun, ne kadar ince ve hassas olursa olsun, hala bütün duygu ve düşüncelerini ifade etmekten uzaktır. Çünkü onlar harfleri doğru düzgün telaffuz edemeyen çocuklar gibidirler sanki. Bense bu anıları insanlar için değil, kendim için yazmama rağmen sonuna "Bunu demek istememiştim" yazacağım. Doğruluk niyetle olur, ifadeyle değil. Çünkü ifadeler niyetleri örter. Bunun için insanlar, doğrucuları ve yalancıları birbirine karışık sürekli bir azap içindeler. İnsanların suskunlarından olan ben nasıl yalan söyleyebilirim? İyi niyet ancak doğru olmayan ifadesiyle yalan söyler. Kötü niyetse doğruyu taklit eden ifadesiyle yalan söyler. Sözler doğru ve yalandan ibarettir. Susmaksa hilesi ve yalanı olmayan bir doğrudur. Bunun için insanlar konuşurken ben hep sustum. Cuma. Kim yalancıya inanırsa onun izinden gider. Cumartesi. Ben meçhul, garip bir insanım. Güvenin delik deşik ettiği tahta parçası gibi bir yüzüm var. En azından insanların gözünde böyle görünüyorum. Benim hakkımda bütün bildikleri bundan ibaret. Niye bu kadarıyla yetinmiyorlar ki? Bana arkadaş 5 kahve ya da 3 viski, arkadaş poker kağıdı getir diye seslendikleri vakit hemen kahve, viski ve poker kağıtlarını getiririm. Onlara ne? Hep adımı, anne adımı, baba adımı, ülkemi ve yaşımı soruyorlar. Acaba adımın Yakup, Zekeriya veya Yusuf olduğunu öğrendiklerinde gözlerinde değişecek miyim? Meçhul bir insan olmaktan kurtulacak mıyım? Veya yüzüm güvenin delik deşik ettiği tahta parçalarına benzemeyecek mi? Ben kendim için bir ad biliyorum. Bir ad bilmeme de gerek yok. Çünkü kafamda yeni bir fikir doğduğu vakit yeniden doğmuş gibi oluyorum. Fikirlerim de şimşek hızıyla doğuyor. Eğer şimdi Davut olursam, gözümü açıp kapattıktan sonra Süleyman olacağım. Sonra da Süleyman değil, Samson olacağım. Çünkü ben yaptıklarım, ürettiklerimden önce düşündüklerimle varım. Fikir bir yerde durmaz, rüzgar gibidir. Meralar üzerinde eserse mera kokusunu alırsın. Çöplükler üzerinde eserse çöp kokusunu alırsın. Düşünen bir varlık değil de varlıklaşmış bir düşünce olduğum sürece her an yeni bir insan oluyorum. Vücudum değişse bile bu değişim çok yavaş oluyor. Güvenin delik deşik ettiği tahta parçası pürüzsüz olmuyor. Bunun için ben arkadaşım ve bu elbiseyi çıkarıp ötekini giyene kadar veya insanların dediği gibi ölene kadar da arkadaş olarak kalacağım. İnsanlar saçma tarihlerini kaydedebilmek, mahkemelerini, küçük hükümetlerini idare edebilmek ve birbirleriyle iyi ilişki kurup filanca evin Ahmet'e, falanca bahçenin de Paul'a ait olduğunu belirlemek için isimlere ihtiyaç duyabilirler. Benim
yani arkadaşın sokakta dişlerim soğuktan takırdarken, sığınacak bir yerim yokken, kasırgalar kopsa ve kar fırtınası çıksa bile açlığımı gidermek için o bahçeden bir soğan koparmam veya o evin bir köşesine sığınmam doğru olmaz. İnsanlar bir sabah uyanıp kendilerinin ve başkalarının adlarını unutsalar, onlara ne olurdu acaba? Bir bilebilsem, kayıtlarının yok olmasıyla hayatları da yok olmaz mıydı? Çünkü onların her biri hayat ve anlamı için değil, adı için ve adıyla yaşar. İnsanoğlu, adını kayıtlardan silersen hayattan da silindiğini zanneder. Acaba insanlar kayıtlarının suyun üzerindeki yazıdan başka bir şey olmadığını, hiçbir sesin olmadığı, hiçbir gözyaşının akmadığı, hiçbir iniltinin duyulmadığı, hiçbir fikrin doğmadığı, hiçbir kelimenin konuşulmadığı, ancak ebedi yazgının arzularının hüküm sürdüğü korkunç dünyanın kayıtlarından başka kaydın söz konusu olmadığını bir gün anlayacaklar mı? Orada ne isim, ne soyad, ne nesep, ne de rütbe var. Sadece yapılan işler, düşünceler ve duygular var. Birbirine benzer fakat farklı, beraber fakat ayrı. En büyük kaydı tutanlar, yetenekli sanatçının benimle benim dışındakilerin parmak izi arasındaki farkları ayırt ettiği gibi insanlar arasındaki farkları ayırt ederler. Ben, Şine, kahvehane sahibi ve müşterilerine göre arkadaşım. Ne az ne çok. Güvenin delik deşik ettiği bir tahta parçası gibi yüzü olan, meçhul, küçük bir insan. Kahve, viski, oyun kağıtları getirmek, fincanları yıkamak ve yeri süpürmekten başka bir faydam yok. Fakat bir gün onlara, yarın adım Abdurrahman Paşa el-Bağdadi olacak desem durum değişir. Onlar işçi, bense patron olurdum. Bırak insanlar birbirlerinin adlarını kaydetsinler. Ben, insanların suskunlarından olan bense, kaderin, büyük alemin kayıtlarında bana yazdığı şeye razı geldim. Bunun için insanlar konuşurken ben hep sustum. Cumartesi. Bu titremeden ne zaman kurtulacağım? Bedenim vidaları gevşemiş bir alet gibi sanki. Ellerim titriyor, dişlerim gıcırdıyor, ayakta duramıyorum. Kalbimde çarpıntılar var. Ciğerlerim bir demirci körüğü gibi kalem parmaklarımın arasından kayıyor. Yazmaya çalışıyorum ama boşuna. O da kim? Neden? En iyisi... Hayır, hayır, buna dayanamıyorum. Ne istiyor benden bu kız? Kim o? Arjantin'den kaçtı. Benim New York'ta olduğumu ona kim bildirdi? Kim onu benim odama gönderdi? Herkes ayrıldıktan sonra saat gece 3'e kadar oturmuşlardı. Bir şeyler yazmak için oturdum. Lambamı yaktım ve kalemimi elime aldım. Fakat elim kurumuştu sanki. O anda yalnız olmadığımı hissettim. Bedenimi bir titreme sardı. Arkaya dönmek istedim ama dönemedim. Damarlarımdaki kan donmuş gibiydi. Kalbimin atışları yavaşladı. Neredeyse duracaktı. Kalkmaya çalıştım, olmadı. Nihayet başımı sağa çevirdim ve onu gördüm. Bedenimi tekrar bir titreme sardı. Parmaklarıma hakim olamıyordum. Sakin olmaya çalıştım. O, ilk gördüğümden beri hiç değişmemiş. Boğazındaki o büyük yara henüz iyileşmemiş. Hala kanıyor. Gözlerindeki o derin donuk hüzün hala derin. Donuk ve korkunç. Uzun, siyah saçları hala omuzlarına iniyor. Göğüsleri beyaz. Şeffaf elbisesinin altında hala iri. Sol eli hala boğazında. Sanki büyük yarasından akan kanı durdurmaya çalışıyor. Yüzü sapsarı. Fakat gözleri? Gözlerine baktım. İnsanlığın bütün hüzünleri ve dertleri kirpiklerinin arasından bana bakıyordu sanki. Donuk ve hareketsiz. Fakat okyanustan daha derin. İçlerinde ne intikam, ne isyan, ne de acı var. Sadece belirsiz bir hüzün var. Sorular var. Daha doğrusu yalvarışlar. Bana niye yalvarıyorlar acaba? Onun için ne yapabilirim? Derin ve sessiz olan bu hüzün ne kadar da korkunç. Bu kadın bir hüzün ve sessizlik abidesi. Öyle zannediyorum ki ağzını açsa sel gibi hüzün akacak sözlerinden. İşte o zaman titremezdim. Fakat şu an sessiz. Sessizliği beni ürkütüyor. İşte ben de böyle sessizim.
Fakat sessizliğim insanları korkutmuyor. Oysa onun bu sessizliği korkutuyor ve ürpertiyor. Yanımda durdu. Bir an mıydı, bir sene miydi, ne kadar durduğunu bilemiyorum. Bir göründü, bir kayboldu ve beni sanki akbabanın pençelerine, bedenim yara bere içinde bıraktı. Garip bir durum. Bu kız beni her ziyaret edişinde düşüncelerimi yoğun bir sis bulutu sarıyor. Daha da ilginci, yanımda kaldıkça sis bulutunun düşüncelerimden yavaş yavaş uzaklaştığını, sonra da daha önce onu görmüşüm, sanki onu tanımışım ve aramızda bir bağ varmış gibi uzak bir yakınlığın beni ona bağladığını hissediyorum. Zaman zaman onu nerede gördüğümü, nasıl tanıdığımı, beni ona bağlayan bağı hatırlayacak gibi oluyorum ve aniden sis perdesi düşüncelerimden tamamen uzaklaşacak gibi oluyor. Onu arzuluyorum. Fakat bulamıyorum. Arkaş, sabret. Çünkü sabır ve sessizlik her şeyi elde eder. Pazar, sessizlik. Pazartesi, sessizlik. Salı, sessizlik. Çarşamba. Ateş böceklerini özledim. Hücremin yıldızları seyredebileceğim bir penceresi bile yok. Penceresi olsaydı da bana yıldızları seyrettirmezdi. Çünkü insan eli yıldızları seyretmemek için elinden geleni yapmış. Bunun için gece vakti deniz kenarına gidip oturdum. Gözlerimi gökyüzüne doğru diktim. İşte bütün bir geceyi bu şekilde bir kahvehanede çalıştığımı unutarak geçirdim. Gözleri var ama görmezler, kulakları var ama duymazlar. İnsanlar acaba ne görüyor ve ne duyuyor? Yüzlerce insan önümden geçiyordu. Fakat gözleri yerden kalkmıyor, kulakları da bedeni ihtiyaçları, dünyevi arzuları, bayağı beklentileri hakkında bitmez tükenmez gevezeliklerinden başka bir şey duymuyordu. Birinin gecenin sıcak olduğunu kastederek ''Ne güzel bir gece'' dediğini duydum. Ne garip, insanlar tabiatı termometreyle ölçüyor. Bir başkasının da ''Ne güzel yıldızlar'' dediğini duydum. Fakat bunu söylerken ayaklarına bakıyordu. Ben ve yıldızlar, talebe ve hoca gibiyiz sanki. Allah'ın büyüklüğünü yıldızlarda gördüm. Allah'ın sureti ve misali gibi kendi azametimi, toprak gibi basit oluşumu da onlardan öğrendim. Ben ve yıldızlar sonsuz iki dünyadayız. İşte bu iki dünyada tek bir dünyayı sonsuz olmayan, güvenin delik deşik ettiği bir tahta parçası gibi yüzü olan o küçük meçhul insan arkadaşı meydana getiriyorlar. İnsanlar yıldızlara bakanın derinlik ve sessizlik içinde olmasının gereğini anlayamıyor. İşte bunun için insanlar konuşurken ben hep sustum. Cumartesi. Shin sabahleyin kapıyı açıp beni görür görmez azarlamaya ve küfretmeye başladı ve ''Dün hangi cehennemdeydin uğursuz herif? Allah senin de ananın da babanın da cezasını versin. Ocağını söndüreceksin. Seninle karşılaştığım ana lanet olsun. Suç benim ki sana barınacak yer verdim. Sana yemek ve su verdim. Üstelik seni maaşa da bağladım. Dün gece ben hareket edemez bir durumda elim kolum bağlıyken beni nasıl bırakıp gittin? Hangi cehennemdeydin?'' diye kötü kötü söylendi. Ona ne cevap verseydim? Ona hayatta başkalarının cebinden kendi cebine para aktarmaktan başka bir düşüncesi olmayan bir insana yıldızları temaşa ettiğimi mi söyleseydim? Yıldızları ve dalgaları seyretmenin kahve pişirip müşterilere vermek ve onlardan para almaktan daha iyi olduğunu nasıl anlatabilirdim? Bedenin kanaat getirmesi fazilet ama ruhun kanaat getirmesi suç. Bizim şimdi ruhuyla kanaatkar fakat bedeniyle açgözlü birisi. Kumar oynamadan bir gece geçirse suratını asar, gözleri içine çöker, somurtur, sanki şansına ve kötü kaderine lanet edercesine otururdu. Sonra da romatizma ağrıları, çocuklarının ihtiyaçları, karısının istekleri, evin gerekleri, işinin harcamaları ve borçları artardı. Para ve hayat saçan, Allah'ın kendilerine zenginlik verdiği bir grubu gördüğü gecede ise yüz ifadeleri değişir, gülümser, gözleri fal taşı gibi açılır, romatizmayı, karısını, çocuklarını unutur,
harcamaları azalır ve nargilesini alıp ayaklarını üst üste atarak ''Arkaş, al, arkaş, getir'' diye emir yağdırırdı. Allah, Çin'in müşterilerini çamurdan yaratıp sanki Senharib dışındakilere ruh vermeyi unutmuş. Senharib, kahvehanenin müdavimlerinden birisi. Gerçek adını bilmiyorum. Fakat onunla aramda bir yakınlık duydum. Birkaç kez beni onunla konuşmaya iten bir şey hissettimse de konuşamadım. Konuşmayacağım da. Bu adam yolda hayalet gibi yürür sanki. Ona baktıkça zihnimde büyük bir soru işareti oluşuyor. Daimi müşterilerden birisi. Onu kahvehanede her gece görüyoruz. Ne fırtına, ne kar, ne yağmur, ne soğuk, ne sıcak. Onun gelmesine mani olamaz. Her akşam saat 8 sularında gelir, Şin'e selam verir, pencere yakınında bir sandalyeye oturur, sonra da bir kahve ister. Yudumlar, sigarasını yakar, gazetesini açar ve okur. Uzun, karga burnunu, kumar oynayanlar toplanana ve birisi ona ''Senharib, poker oynamaya ne dersin?'' diyene kadar satırlardan kaldırmazdı. İşte o zaman yavaşça kalkar, bir sandalye alır ve kumar masasına otururdu. Herkes kalkıp da ona ''Gidelim'' diye sesleninceye kadar sessiz, kendini oyuna kaptırmış olarak orada otururdu. Sonra da hemen kalkar ve kazandığını veya kaybettiğini aldırmadan onlarla çıkardı. Son derece az konuşurdu. Sesi işitilmeyecek derecede kısıktı. Hareketleri yavaş ve sakindi. Yüzü asıktı, zayıftı. Sanki yanakları içeriden kemiğine yapışmıştı. Parmakları tırmık uçları gibiydi. Elbisesinin çoğu düğmesi kırık ve eskiydi. Gözlerinde ay ışığı gibi bir parıltı vardı. Sakin, soğuk, derin ve üzgün bir parıltı. Ben bütün hareketlerini seyreder, dikkatini çekmeye çalışırdım. Fakat adeta benim varlığımı hissetmeden gelir, giderdi. Herkes onunla alay ederdi. O ise onların alaylarını garip bir soğukkanlılıkla karşılar ve zaman zaman da karşılık verirdi. İnsanların yakınlığına muhtaç olmasam da ona kendimi çok yakın hissetmiştim. Cuma. Cahil içinden Allah yoktur demiş. Cahilin tanrısı cehaletidir. Acaba Senharib ne diyor? Bugün aklıma ona bu suali sormak geldi fakat vazgeçtim. Çünkü ürkmüştüm. Bilmediğini inkar etmek insanın doğası gereğidir. Öyleyse insanoğlu niye kendini inkar etmiyor? Yine sadece duyu organlarıyla bilgilenmeye çalışması insanın cehaletindendir. Oysa bu organlar işin gerçeğini kavrayamaz. Duyu organlarının algıladığı her şey kapalı ve sınırlıdır, aldatıcıdır. Algıladığı her şey aldatıcıdır. Göze, kulağa, ele, buruna ve dile dayanmayan duyularsa insanların anlayışına göre kuruntu ve karışık düşlerdir. İnsanoğluna gönül gözünün etten ve kandan olmayan bir kulağının olduğunu, derin düşünme ve sessizlik sayesinde gözünün görmediğini görebileceğini, kulağının duymadığını duyabileceğini söylesen, sana ahmak ve deli der. Öyleyse insanların görmediğini gören, duymadığını duyan, insanların gözünde deliden başka ne olabilir? Çok konuşmak fikri dağıtır. İnsanlar sessizlikten ve düşünmekten kaçarlar. Bu durumda Allah'ı nasıl idrak edeceklerdir? Allah'ın adını derin düşünme ve sessizlik içinde idrak etmeden, içlerinde onu bulamadan ananlar ancak isimsiz bir şeye seslenmiş olurlar. Eğer insanoğlu Allah'ı bilseydi, insanları Yahudi, Hristiyan, Müslüman, Budist ve putperest diye bölmez, bir insan diğer insanın kanını akıtmaz ve Allah adına birbirinden nefret etmezdi. İnsanoğlu imkansızı oldurmaya çalıştığı, sınırlı diliyle sınırlanmayacak Allah'ı sınırlandırdığı ve ölçülemeyecek şeyleri dünyadaki ölçütlerle değerlendirdiği için milletlere ve inançlara bölündü. Fikrin gücünü anlayıncaya, dil ile değil, fikirle düşünerek ve anlaşarak susuncaya kadar da böyle kalacaktır. İnsan, fikrin gücünü anladığı, sonra da kendi arzusu doğrultusunda onu çalıştırabildiği gün, dağları ve denizleri rüzgarın avucunda taşıyabilir. Acaba Senharib sessizliğinde düşünüyor mu? Yoksa içinden de son derece sessiz mi?
Perşembe. Sessiz bir gün. Eğer dünyanın mutlak hakimi ben olsaydım, bütün insanlar için her sene en azından bir günü sessizliğe ve derin düşünmeye ayırırdım. Fakat işi gevezelik olan insanlar var. Bunlara da her sene tam bir ay sessizliği zorunlu kılardım. Pazar. Bugün kendime "Ben kimim?" diye sordum. Cevap uzun ve derin bir sessizlikti. Ben bir insanım. İnsan da bir babadan ve anadan doğar. Öyleyse benim babam ve annem kim? Acaba bir kadın beni 9 ay karnında taşıdı mı? Beni emzirdi mi? Şefkatiyle beni korudu mu? Kalbinin sıcaklığıyla beni ısıttı mı? Bana gülümsedi mi? Acıma üzüldü mü? Geceleri başucumda uykusuz kaldı mı? Bana bilinen bir isimle seslendi mi? Acaba neydi o isim? Yokluğumda gözleri yaşardı mı? Şu anda oğlunun nerede olduğunu biliyor mu? Onu düşünüyor mu? Onu özlüyor mu? Şimdi o kadın nerede? Yaşıyor mu? Yoksa öldü mü? Anne diye çağırabileceğim o kadın nerede? İnsanlar anneyi gözlerinde büyütürler. Neredeyse onu ilahlaştırırlar. Bunun için ondan ayrılınca ağlarlar. Ölümüne ağıt yakarlar. İşte ben. Annemi bilmiyorum. Annemin olmadığını düşündüğümde keyfim kaçmıyor. Çünkü ben benim. Anneli ve annesiz. Ben benim. Babalı ve babasız. İşte ben anneciğim, anneciğim, babacığım, babacığım diyorum. Ama kalbimde bir şey hissetmiyorum ve içimde hiçbir şey kıpırdamıyor. Ne sevinç ne de hüzün görürsün. Acaba ben babasız ve annesiz mi doğdum? Nerede doğdum? İnsanlar doğdukları yere vatan derler. Onlara göre bu kelime mukaddestir. Vatanlarından ayrıldıkları için gözyaşı dökerler ve vatanlarına özlem duyarlar. Neden? Çünkü oraya alışkındırlar. Vatan, alışkanlıktan öte bir şey değildir. İnsanlar da alışkanlıkların kölesidirler. Alışkanlıkların kölesi oldukları için yeryüzünü vatan diye adlandırdıkları küçük bölgelere ayırdılar. Bu benim vatanım, şu senin vatanın. Vatanının sınırları içinde kal, vatanının sınırlarını aşma. Aksi takdirde kılıçla karşılık veririm sana, diye. Kılıç, vatan alışkanlığına ve vatanperverlik adıyla tapındıkları puta, kul oldukları günden beri insanların boyunlarını hala vurmaya devam ediyor. Tahsa ki bir Japon anne ve babadan Japon adalarında doğdu. O bir Japondur. Japonya da onun vatanı. Bunun için dünya ona göre Japonya ve Japonya dışındaki ülkeler diye ikiye ayrılır. Ancak Japonya dünyanın en üstün ve en önemli bölümüdür. Fakat Hang Lijia bir Çinli anne ve babadan Çin'de doğdu. Çin'de onun vatanı. Ona göre de dünya Çin ve Çin dışındaki ülkeler diye ikiye ayrılır. Ancak Çin dünyanın en üstün ve en önemli bölümüdür. Ivan Bursinski bir Rus anne ve babadan Rusya'da doğdu. O bir Rus ve Rusya'da onun vatanı. Bunun için de ona göre dünya Rusya ve Rusya dışındaki ülkeler diye ikiye ayrılır. Fakat Rusya en üstünü ve en önemli bölümü. Dünyanın diğer ülkeleri hakkında bu şekilde düşünebilirsin. Ben, insanların susan kısmından olan bense, nerede ve kimden doğduğumu bilmiyorum. Doğrusu bilmek de beni ilgilendirmiyor. Bu sebepten benim bir vatanım yok. Eğer bir vatanım olsaydı, bir an önce ondan kurtulurdum. Çünkü ben, yer diye adlandırdığınız küçük bir geminin değil, uçsuz bucaksız dünyanın çocuğuyum. Bütün yeryüzü benim olsa, sonra da Afrika'dan bir zenci gelip bir köşesini benden istese, hepsini ona verirdim. Yeryüzünün yarısı Tahsaki'nin, diğer yarısı Hang Lijia'nın olsa, Hang Lijia vatancılık ve vatan sevgisi yüzünden Tahsaki ile yeryüzünün diğer yarısı için mücadele ederdi. Pazartesi. İşte insanlar henüz tarihin bile bir eşini görmediği öyle bir savaşa girdiler ki binlercesi, milyonlarcası boş yere ölüyor. Neden? Yeryüzü dar mı geliyor onlara? Allah korusun, yeryüzü olduğu gibi duruyor. Binlerce veya milyonlarca kişi olsalar da yeryüzünü ne büyütebilirler ne de küçültebilirler.
yeryüzü hiçbir zaman besleyip büyütme gücünün üstünde doğuran aptal, doğurgan bir anne olmadı. Fakat insanlar yeryüzünü müşterek bir miras olarak aldılar. Ancak onu müşterek olarak kullanmadılar. Tam aksine onu bölüştüler ve hala da bu bölüşme yüzünden anlaşmazlık içindeler. İnsan eskiden olduğu gibi şimdi de bilmediği şey uğruna kardeşini öldürüyor. Hem de Allah yolunda. İnsanların belki de en sevmedikleri şey savaştır. Savaş onların gözünde büyük bir felaket. Kaçışı olmayan bir felaket. Onların inancına göre savaş, çok kan döküldüğü, sayısız ev tahrip edildiği ve birçok doğal kaynak yok edildiği için bir felakettir. Yine hem savaşanlara hem de savaşmayanlara verdiği acılardan dolayı bir felakettir. Keşke kötülüğü sadece bu kadarıyla sınırlı kalsa. Tabiat dökülen kanı yeni bir kanla, ölenleri yaşayanlarla, yok olmuş doğal kaynakları diğer doğal kaynaklarla telafi eder. Acıları ümit kırıntılarıyla kefenler. Fakat savaşın en büyük kötülüğü bedenden önce ruhu öldürmesi, insanın gücünü içindeki düşmanından dışarıdaki düşmana yöneltmesidir. Aslında insanın kendinden başka bir düşmanı da yok. Bakın savaş, Van Sahter'e neler söylüyor. Dinle Van Sahter, sen kendin, yaratanın ve varoluş nedeninin hakkında hiçbir şey bilmeyen bir insansın. Sen bir yalancı, dedikoducu ve sahtekarsın. Gördüğünü istiyor, çalıyor ve öldürüyorsun. Hem fikirle hem fiilen zina ediyorsun. Nedenli ya da nedensiz kumar oynuyor, içiyor ve karını dövüyorsun. Sen kalbinle, fikrinle ve bedeninle gaddar bir işkencecisin. Kaç kez keşke doğmasaydım diye temenni ettiğini duydum. Önemli değil. Van Sahter, bütün bunlar önemli değil. Çünkü sen Münih'te doğdun. Her şeyden önce ve sonra sen bir Almansın. Almanya'da senin vatanın. Ve sen şüphesiz vatanını seviyorsun. Ve ırkçılık duyguların da dipdiri. Van Sahter, düşmanının kim olduğunu biliyor musun? Ne cehalet, ne sarhoşluk, ne yalan, ne dedikodu, ne zina, ne irade zayıflığı, ne rızık kapısının darlığı ve ne de bu yüzden hissettiğin hüzün ve rahatsızlıktır. Senin düşmanın John'dur. Çünkü o ne Münih'te ne de Baden-Baden'de doğdu. O Almanya dışında doğdu. Bundan daha da garibi ne Almanca konuşuyor, ne senin yediğini yiyor, ne giydiğini giyiyor, ne de yüzü seninki gibi kumral. İşte senin düşmanın o. Kılıcını çek ve boynunu vur. İşte o zaman gökyüzünden zembille inen mutluluğa ulaşırsın. İşte savaş, John'a Van Sahter hakkında, Bursinski'ye ve Taseki hakkında, Taseki'ye, Hankley Çay hakkında aynı şeyleri fısıldıyor. Bu yüzden acımasızca savaşıyorlar. Kanları dökülüyor, evleri başlarına yıkılıyor ve kalpleri parçalanıyor. Savaşsa insanları yok etme, kalpleri parçalama ve yeryüzünün doğal kaynaklarını ortadan kaldırmada başarıya ulaşanı ödüllendiriyor. Onu şeref kürsüsüne oturtuyor. Göğsünü madalyalarla, cebini paralarla, kulaklarını da alkış ve tezahüratlarla dolduruyor. Bir taraftan da yiğitlik, dürüstlük, sevgi, barış, hayat ve adalete güven devam ediyor. Ediyor ama meydanlarda. Fakat ne ayak seslerini duyan ne de ona dönüp bir anlık bakan var. Savaşın kötülüklerinden biri de sahte kahramanlığı, gerçek kahramanlığın tahtına oturtması. Kardeşini öldüren adama kahraman der, onu yüceltir ve ödüllendirir. Ama kardeşine iyi davranmaya çalışanaysa korkak der ve onu çekirdek atar gibi fırlatıp atar. Ben Şine ve müşterilerine göre korkağım biriyim. Çünkü her gün onların alaylarına ve beni küçümsemelerine sabrediyorum. Bu davranış benden başkasına yapılsa hançerini çeker, şerefini korumak için sağa sola saldırırdı. Fakat ben şerefimi korumak için içimdeki esas düşmanın yerine karşı konulmaya bile değmeyen zayıf düşmanlarla vakit kaybetmeyi uygun görmüyorum. Çünkü benim hakiki şerefim dillerinin ulaşamayacağı kadar uzak ve kirletemeyecekleri kadar da temiz. Benim şerefim fikirlerim gibi onlardan ırak. Bunun için insanlar konuşurken ben hep
sustum.